Türkiye'nin 1952 yılında üyesi olduğu NATO'da kararlar oy birliğiyle alınmaktadır. Dolayısıyla oy birliğine varabilmek için iyi bir danışma sürecinin işletilmesi gerekir. Genel sekreterlik makamı 1952 yılında ihdas edilmiştir ve genel sekreterin görevi karar alma sürecinin en iyi şekilde işlemesini sağlayacak danışmalara yardımcı olmak, NATO Konseyi'ni değişik düzeylerde, bu devlet hükümet başkanları düzeyinde olabilir, bakanlar düzeyinde olabilir ve daimi olarak toplanan büyükelçiler düzeyinde olabilir. Bunlara başkanlık etmek suretiyle karar alma sürecinde önemli bir yer tutar. Ayrıca NATO Uluslararası Sekreteriyası'nın başı durumundadır. Kendisine genel sekreter yardımcıları destek vermektedirler ve her bölümün uzmanlık alanına göre başında bir genel sekreter yardımcısı bulunmaktadır.